Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm herkese. Hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok iyiyim Allah'a şükür. Çalışıyoruz. Gecenin bir yarısı. Tabii ki ben gececi olduğum için arkadaşlar. Yoruldum birazcık. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kol böreği yapacağız. En pratik ve en kolay böreklerden bir tanesidir. Ben de çok severim arkadaşlar. Ama malum yediklerime dikkat ettiğim için fazla yemiyorum. Sizlere hem onun tarifini vereceğim. Birlikte çalışacağız. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, elimizdeki olan malzemeler lor peyniri, kaşar peyniri, maydanoz ve yufka. Hemen kaşar peynirlerimizi rendeleyip, maydanozlarımızı doğrayıp içini hazırlayalım. Ondan sonra sarımına geçeceğiz. Mutfağımız da burası arkadaşlar. İki tane normal dolabımız var, derin dondurucular var. Milattan önceden kalma bir fırınımız var. Bu tarafta ocaklar. Biraz eski bir mutfak arkadaşlar. Bu tarafta da yemek verdiğimiz bölüm mercimek çorba, sahanda yumurta ve karışık kızartma var arkadaşlar akşam yemeğinde. Onları hazırladım. Toplamda 14 çeşit falan kahvaltımız var. Küçük piknik reçellerden veriyoruz. Böyle mutfağımızın içinde göstermiş olayım. Evet, kaşarımızı rendeledik arkadaşlar. Şimdi içine lor peynirimizi ve maydanozumuzu da ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi hazırladık. Maydanoz, kaşar peyniri, lor peyniri ve pul biber kullandım. Tuz atmıyorum çünkü lor zaten tuzlu olduğu için arkadaşlar. Yufkamız da hazır. Yufkalarımızı sarıp buraya dizeceğim arkadaşlar, yağlıkta tepsiye yapışmaması için. Yumurta akı da kullanabilirsiniz yapıştırmak için. Ben su kullanıyorum, o da işe yarıyor. Şimdi hemen hızlıca size sarım şeklini göstereyim. Tabii arkadaşlar, ben 120 kişiye yaptığım için biraz fazla malzeme kullanıyorum ama siz bunu evde tek kişilikte ayarlayabilirsiniz. Şu kadar bir iç zaten bir tanesi için yetiyor. Hemen şu şekilde katlıyoruz. Bir tane de buradan. Sonra yavaşça arkadaşlar şu şekilde sarıp şu ucunu bırakıp suya bandıracağız. Şu şekilde serip ve böyle sarımı bitti arkadaşlar. Sadece kızartılacak şu an. Arkadaşlar, börekleri sarmayı bitirdim sonunda. 60 adet var arkadaşlar. Kızarttıktan sonra ikiye bölüp veriyorum. 120 kişilik var ortalama. Şu içi de ayırıp ayrı bir yere dolaba atacağım tekrardan çünkü börek yapacağım. Burada parçalanan yufkalarım var arkadaşlar. Bunları da atmıyoruz. Bunları kesinlikle tabii hem nimet hem de israfa hiç gerek yok arkadaşlar. Bunları da tepsi böreği yaparken orada kullanacağım inşallah. Şimdi şuraları toparlayayım. Tanesini şöyle pişireyim sizinle birlikte. Tadına bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çalıştığımız tezgahı temizledim. Ortalığı toparladık biraz. Şuraya hemen ocağa bir tane yağ koydum.
Hemen bir tane kızartalım. Yağımız ısınırken biz de hemen domates salatalık sürüşü yapalım. Böreğimizin yanına. Soğuk mu hocam? Boş boş. Havalar çok soğudu arkadaşlar burada da. Gece her yer buz. Yaptığım böreği de arkadaşlar bugün vermeyeceğim. Sabah süt ve simit vereceğim. Onları inşallah yarın yapacağım. Bir nevi kendi işime kolaylık oldu benim için de. Hazırladım, koydum. Yağımız ısınsın arkadaşlar. Size de biraz etrafı göstereyim. Bu taraf arkadaşlar personel yemekhanemiz. Şurada çay ocağımız var. 7/24 çay var. Şantiyede bu arada 7/24 sıcak su vesaire. Her şeyimiz mevcut. Günlük temizliği de yapılıyor arkadaşlar. Gayet de hijyenli. Malzeme olarak her şey var. Burada kahvaltılıklar var, peçeteler var vesaire. Hani alıyorlar. Böreğimizi kızartalım. Biraz altını kısabiliriz arkadaşlar. Çok kolay pişiyor zaten arkadaşlar. Bu böreğin güzel tarafı çok pratik olması. Yani 10 dakika içinde evinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz hazırlıklarınız varsa. Gayet de lezzetli oluyor. Kısa bir süre içerisinde de döndürürseniz daha iyi olur arkadaşlar. Böreğimiz tamamdır arkadaşlar. Böyle arkadaşlar içine gayet güzel. Kendimizi ödüllendirme zamanı arkadaşlar. Böreğimizi yaptık. Börek dediğim gibi arkadaşlar çok basit. Hani yapımı da çok kolay ve lezzeti de çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hani böyle sabah kahvaltıda ya ne yapsam diye uğraşmak istemiyorsanız hemen bir yufkanız varsa evde hazır yufkayla hemen 2 dakikada sarıp güzel bir şekilde yapıp yiyebilirsiniz domates salatalık eşliğinde. Umarım denersiniz sizler de arkadaşlar. Tabii ben yediklerime dikkat ettiğim için arkadaşlar yemeyeceğim. Hani şöyle bir parça yiyeceğim tabii ki. Lakin şöyle tadına bakayım sizinle birlikte. Gayet güzel arkadaşlar. Çok yağ da çekmiyor o kadar. Yani normalde yağ çeker aslında biraz ama çok da aşırı derecede yağ çekmişliği yok. Gayet güzel. Saat ortalama 3 oldu arkadaşlar. Hızlandırmış bir şekilde izlettim sizlere. Lakin gerçekten uzun sürdü böreği sarmam. Ortalama 60 tane falan sardım. 120 tane de 122 yeter aşağı yukarı. Dediğim gibi yarın vereceğim bunları. Bu sabah simit ve süt vereceğim arkadaşlar. Böreğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.